tür hırsızlık? Cüzdandaki kimlik Bünyamin Bey'e mi ait, baktınız mı? Yarın ona gidip en kısa zamanda parasını ödeyeceğimi söylemekmiş. Hemen arabamı satacağım. Bu böyle olmayacak. Hatta gerekirse evi de satıp daha küçük bir eve geçeriz. Ama bu evdeki herkes... Şerefli yok. Ne demek olduğunu öğrenecek. Eminim durmuştur herkes beni. Bundan sonra böyle şeyler duymak ve görmek istemiyorum. Ağlayacağım. Tamam canım, tamam. Tamam, babanız çok kızdı. Ama iyi niyetli olduğunuzu öğrenince affedecektir. Emre babası daha fazla üzülmesin diye bunu yaptı. Ama yanlış olduğunu anladı sonunda. Öyle değil mi Emre? Evet, anladım. Ne yaparsak yapalım babamız bizi affetmeyecek. Belki bunu başarırsan işler yoluna girer. Ne dersin? Tek başıma başaramam. Bana yardım etmelisin. Bence senin ilham perisine ihtiyacın yok. Belki de o yüzden sana sihir yapamıyorum. Belki de sen gerçekten çok yeteneklisin. Ve ilham perini içinde yaşatıyorsun. Ne dersin? Hadi. Emre, bana yardım etmek ister misin? Yarışmaya beraber katılalım. Hem babama emeğimizle bir şeyler başarabildiğimizi gösteririz belki. Tamam. Çok güzel oldu. Evet sevgili çocuklar, sayın veliler. İstanbul İli çevresinde düzenlemiş olduğumuz yarışmanın ikincilik ödülü okulunuzdan iki kardeşin oldu. Tebrik ediyorum. Emre ve Yağmur Ertürk. Çok seviyorum yavrularım. Çocuklar, ödülünüzü almayacak mısınız? Bu başarı belgeniz. Bu da ödülünüz. Tebrikler. Varım çocuklar. Teşekkürler. Belge ve hikaye. Uydular mı? Emre'ye matematik ödevini yaptırana kadar canım çıktı. Kerata. Ya ne yapacağız bu çocukla bilmiyorum. Ama öyle şeker ki. Çok da zeki aslında. Nana. Efendim? Çok teşekkür ederim. Neden? Çocuklar. Onlar seninleyken o kadar içim rahat ki. Layla.
Demek beni terk edip dünyaya gittin. Bu adam da kim? Ona nasıl aşkla baktığını görüyorum ben. Görüyorum! Bundan sonra olacaklardan sorumlu değilim. Anlıyor musun? Sorumlu değilim! Tüm kainata ve yeni sevgilinle yapacaklarımı göreceksin. Göreceksin! Nana Makbuz? Herkes nerede ya? Oo, saat 10 olmuş. Beni neden uyandırmadılar acaba? Ama ne güzel. Okula gitmem ben de. Yaşasın. Bugünü kendime tatil ilan ediyorum. Kocayı bana kaldı, ne güzel. Sen de kimsin? Ben Haris. Haris mi? Ben düşlerinizin efendisi ve düşler ülkesinin prensiyim. Seni öyle iyi anlıyorum ki Nanacığım. Yeryüzündeki en acı şey imkansız aşktır. Ne yazık ki dünyadaki tüm aşklar hazin sonla bitiyor. Sağ ol Kulina. Gerçekten içimi su serptin. Ama ben ne yapabilirim ki? Tarih böyle söylüyor. Kerem'le Aslı, Ferhat'la Şirin, Romeo'lu Juliet. Neyse ki biz kuşların aşkı hep mutlu sonla bitiyor. Kısa bir flört dönemi ve sonunda bir yumurtadan çıkan küçük sevimli kuşlar. Ya siz gerçekten çok şanslısınız. Keşke insanlar için de her şey bu kadar kolay olsa. İnsan olsam bile Hakan'la evlenebilmek için yeniden bir yıl çaba sarf etmek zorunda kalacağım. Zaten onun bana olan duygularından hiçbir zaman emin olamadım. Bence senden çok hoşlanıyor. Kim ne derse desin. Gerçekten mi? Ben o gözlerin, o bakışların ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Aşk profesörü konuştu. Sen ikide bir de lafa karışmasana. Ay. Şurada 40 yılın başı bir yalnız kaldık, dertleşiyoruz. Nana, oyuncaklar dünyasındaysan hemen gelir misin? Nana acele et, lütfen. Kulina, lafa daldık, geç kaldım. Çocuklar uyanmışlar. Ben hemen gidiyorum. Arada sırada uğra ama. Böyle dertleşmek bana da iyi geldi. Olur. Görüşürüz. Bu arada yeniden baş peri olmana çok sevindim Kulina. Teşekkürler canım. Kulina! 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 Çok doğal ya. Kulina! Tüm kainatı ele geçireceğim. Öncelikle de oyuncaklar dünyası ve sizin dünyanızı. Bizim dünyamızı mı? Evet. Her yeri fethetmek ve kainatın tek hakimi olmak istiyorum. Bütün bunları tek başına mı yapacaksın? Hayır tabii ki ahmak çocuk. Koca bir ordum var benim. Her geçen günde büyüyor bu ordum. Öyle mi? Ne sandın? Şimdi siz de benim orduma katılacaksınız. Ya bunu istemezsek? Bu size bağlı değil ahmak çocuk. Katılacaksınız dedim, o kadar. Burada emirleri ben veririm. Siz ve bütün çocuklar, hepiniz benim askerlerim olacaksınız. Ve benim emirlerimi yerine getireceksiniz. Abi. Hayır, hayır, istemiyoruz. Ya bırak bizi. Hayır. Günaydın. Ben de çok korkuyorum. Çabuk buzurlar, çıkarız herifizden. Çıkar dedim. Yapma. Ben savaşmak istiyorum. Rahat bırak. Emre. Rahat bırak bizi. Nana, hayır. Uyancı. Hayır.
Hayır. Yağmur. Hayır istemiyorum. Evet, zırhlar içinde elime dolanan kahkahalar yiyordu. Ben de güvenliyorum da. Açlığı var yine. Çok korkuyorum. Zırhı vardı. Kocaman bir şey vardı. Yani buraya iyice geçireceğini söyledi. Herkes görmedi. Çok büyük bir ordusu olduğunu da söyledi. Evet, büyük. Çok tırmıyorum. Yeter. Evet, yeter. Dediklerinizden hiçbir şey anlayamıyorum. Bir kişi anlatsın. Kulina, evet. Hepimiz bu gece tuhaf bir biçimde aynı rüyayı görmüşüz. Evet, evet, evet. Evet, mi? Evet, evet, tabii. Hayır, evet. Hayır, bak. İyi ama bu imkansız. Sen onu rüyanda görmedin mi Kulina? Hayır, çünkü bu gece güzellik iksirlerimi hazırladığım için gözümü bile kırpmadım. Evet. Sabahtan ana geldi, konuştuk, dertleştik. Kulina, imkansız olduğunu biliyoruz ama gerçekten hepimiz aynı rüyayı görmüşüz. Evet, evet. Yani aynı kişi düşlerimizin içine girip hepimizi esir aldı. Evet, evet, evet. Evet mi? Evet. Evet. Yama kim? Kendisini düşlerin efendisi ve düşler ülkesinin sahibi olarak tanıtan biri. Evet, ben de geçti canım, geçti. Nana çok kötü bir düş gördüm. Biliyorum, farkındayım. Benimki kadar korkunç olamazdı. Resmen kabustu. Nana çok korkuyorum. Ben de. Aa çocuklar, sadece bir düştü. O kadar. Geçti. Haris oyuncaklar dünyasını ve burayı ele geçirecek. Haris de kim? İyi ama bu olamaz. Ben de rüyamda Haris'i gördüm. Bizi ordusunu almak istiyordu. Evet. Üzerinde böyle zırhlı kıyafetler vardı. Ne yani? Aynı rüyayı mı görmüşüz? İyi de bu imkansız çocuklar. Hiç de değil. Aynı rüyayı görmüşüz işte. Tamam. Gerçek yaşama dönebiliriz. Geldi ve geçti. Sadece kötü bir kabus, tamam mı? Hadi bakalım, hazırlanın. Hem unutmayın çocuklar, Haris diye biri yok. Haris mi? Hı hı. Evet. Çok kötü bir kabustu. Nasıl yani? Sen de mi rüyanda Haris'i gördün baba? Evet. Sen de mi? Hatta ben de. Sonun yaklaştı. Sevgilimi elimden almak ne demekmiş göreceksin. Seni mahvedeceğim deyip bağırıp durdu bütün gece. Hayırdır inşallah. Tövbe estağfurullah. Nasıl rüyaymış bu evlerden ırak? Aman üstünde durmaya bile değmez. Saçma sapan bir rüya. Sen hiç dün gece rüya gördün mü Makbuş? Yok kızım, uyuyamadım ki rüya göreyim. Romatizmalarım yağmurdan bir azdı ki sormayın. Sabaha kadar gözümü kırpmadım. İlaçlarını getireyim mi? Alırım şimdi. Ben getiririm. Sağ ol. Hadi çocuklar. Ya gerçekten Haris diye bir komutan varsa ve gerçekten burayı ele geçirirse? Korkutma bizi ya. Korkmayın. Olabilir ama. Baksanıza, hepimizin rüyasına aynı anda girebildiğine göre belki de gerçekten düşlerin efendisidir. Gerçekten mi? Olabilir. Geleceği varsa göreceği de var. Burayı ele geçirmek o kadar da kolay değil. İyi ama söylediği gibi kocaman bir ordusu varsa. Yok canım. Bence boşuna endişeleniyoruz. Ne de olsa o sadece rüyalarımızda gördüğümüz biri. Gerçek değil ki. Evet, evet. Doğru. Hadi gidelim hadi. Doğru. Gidelim hadi. Boşuna endişelenip tırsma Şoker. Eğer Haris diye biri varsa ve eğer burayı ele geçirmeye gelirse hemen onun yanında yer alırsın, olur biter. Güzel. Nana. Ay Kulina, ödümü kopardın. Ay pardon şekerim. Nanacığım, bugünlerde müdürcüğümü çok ihmal ettim. Ona şöyle güzel bir kek götürsem diyorum. Ne dersin ha? Hı hı. İyi olur. Ah. Cevizli ve tarçınlı. Cevizli ve de tarçınlı. Hı hı. İlahi kız, senin elin benden daha hızlı gerçekten. Müdür bunu görünce bayılacak ayol. Hadi bana müsaade. Aa Kulina, bir dakika, sana bir şey soracağım. Evet canım. Otursana. Dünyadaki insanların aynı anda aynı rüyayı görmeleri mümkün mü?
Nasıl yani? Dün gece çocuklar ve Hakan rüyalarında aynı adamı görmüşler. Öyle mi? Hı hı. Haris diye bir prens. Böyle zırhlar içindeymiş. Oyuncaklar dünyasını ve burayı ele geçireceğini söylemiş. Ha, Hakan'a da seni yok edeceğim diye tehdit etmiş. Nana, bu gerçekten inanılmaz. Bence de. Nana, oyuncaklar da dün gece rüyalarında Haris'i görmüşler. İyi ama bu nasıl olur? Biliyor musun, kendini düşlerin efendisi olarak tanıtmış. Haris. Ah, Haris. Tabii ya, düşlerin efendisi Haris. Onu tanıyor musun? Oyuncaklar söylediğinde o kadar önemsememiştim. Ama şimdi anımsadım. Haris, tabii ya. Zamanında çok büyük bir hedefi vardı. Tüm kainatın sahibi olmak. Ta ki güzel bir Layla'yla tanışana dek. Layla mı? Evet. Haris, Layla'yı görür görmez aşık olmuştu. Ve aşkı taş kalbini yumuşatmıştı. Eğer Layla onunla evlenmeyi kabul ederse, kainatı ele geçirme sevdasından vazgeçeceğini ve artık kimseye zarar vermeyeceğini duyurdu. Peki Layla onunla evlenmeyi kabul etti mi? Aslında Haris son derecede çekici ve yakışıklı bir adamdı. Üstelik çok da güçlüydü. Haris hayatında ilk defa aşık olmuştu. Ve gözü Layla'dan başkasını görmez olmuştu. Taş kalbi yumuşamıştı. Layla ve mutlulukları için her şeyi yapmaya hazırdı. Layla da ona böyle büyük bir aşk duyan Haris'i kısa zamanda sevdi ve ona inandı. Onunla evlenmeyi kabul etti. Haris de sözünde durdu ve tüm evreni ele geçirme sevdasından vazgeçti. Sana çok benziyordu. Gerçekten mi? Evet. İkiz kardeşin olsa ancak bu kadar benzerdi. Aa, belki de Haris seni Hakan'ın yanında gördü ve Layla zannetti. Olamaz mı? O yüzden Hakan'ı rüyasında tehdit etti. Olabilir. Peki Kulina, sence Haris Layla'ya verdiği sözden cayarak tüm evrene savaş mı açacak yeniden? Yani herkesin rüyasına girip bunu söylüyor olması sence bir işaret mi? Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ya da Haris'i bulup gerçeği ondan öğreneceğiz. Sen bunu ona soramaz mısın? İyi ama nanacığım, benim baş periliğim onaylandı. Düşler ülkesinin sınırlarına girmem yasak. O zaman ben giderim. Ay, bundan emin misin? Evet. Haris eğer böyle bir savaş başlatacaksa ve gerçekten beni Layla sanıp Hakan'dan intikam almaya niyetlendiyse hazırlıksız yakalanmamalıyız. Öyle değil mi? Haklısın ama seni oraya nasıl göndereceğimi bilmiyorum. En iyisi oyuncaklar dünyasına gidip bunu araştıralım. Tamam. Kütüphanede bir şey bulamadınız ha? Evet. Çok tuhaf ama Haris'e ilişkin belgelerin hiçbiri yok. Sanırım Layla ile evlendikten sonra gerekmeyecek diye hepsini yok ettik. Peki Haris hala şu anda düşler ülkesinde mi acaba? Bilemiyorum. Her yerde olabilir. Hadi. Demek Haris'e ulaşmaya çalışıyorlar. Hiçbir şeyden geri kalmamalıyım. Ne olur ne olmaz. Güzel. Ben Haris'in düşler ülkesinde olduğuna inanıyorum. Çünkü tüm oyuncakların ve çocukların rüyalarına aynı anda girebildiğine göre kesinlikle... Düşler ülkesinde. Evet. O halde Nana'yı düşler ülkesine göndereceğiz öyle mi? Kesinlikle. Yalnız onun Layla'ya bu kadar benzemesi beni korkutuyor. Ya orada işler karışırsa? Hayır Kulina. Belki de bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Burada gözü dönmüş birinden söz ediyoruz. Ya sizce boşuna mı telaş ediyoruz? Yani belki de hepimizin gördüğü sadece bir rüyaydı. Yani Haris ne burayı ne de dünyayı ele geçirmeyecek. Evet.
Belki de oraya gittiğinde Layla ve Haris'i mutlu bir biçimde yaşarken göreceksin ha? Belki. Ama yine de işi şansa bırakmamak gerekir. Haklısın. Evet, bilgin çok bilmiş. Bu konuda yapabileceğim bir şeyler var mı? Bakıyorum. Hah. İşte burada. Uyku iksirinin formülü. Şimdi bu iksiri hazırlayıp sana içireceğim. Uykuya dalar dalmaz kendini düşler ülkesinde bulacaksın. Güzel. Hadi o zaman hemen hazırla. Tamam. Bakalım. Demek Nana Layla'ya çok benziyor ha? Dur bakalım. Belki ondan kurtulmanın bir yolunu bulurum. Bilginin hazırladığı iksirden ne yapıp edip ben de içmeliyim. Dostum Haris'le tanışmak için sabırsızlanıyorum doğrusu.